Gençler merhaba. Ben 11. sınıf matematik sınavıyla alakalı çember ve dairede çemberin temel elemanlarını anlatacağım. Gençler, çemberin temel elemanlarında bilmeniz gereken iki tane önemli husus var. Onu hemen şu şekilde bakın ikiye ayırıyorum tahtamı. Tahtayı kullanmak önemli hocam. Birincisi kiriş gençler. İkincisi de teğet. Şimdi kiriş denildiği zaman hemen bir tane çember çiziyorum gençler. Kirişi zaten artık biliyorsunuz. Kiriş dediğimiz çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçası. AB bir kiriştir. CD bir kiriştir arkadaşlar. Bir de bir kiriş daha çiziyorum. Bunun çap olduğunu herkes gördü. O merkezinden geçen EF bir kiriştir gençler. Peki farkında mısınız? En uzun kiriş neymiş? En uzun kiriş çap. En uzun kiriş çaptır gençler. Peki en uzun kiriş çap olduğuna göre demek ki kirişler merkezden uzaklaştıkça küçülür. Arkadaşlar kirişler merkezden uzaklaştıkça küçülür. Zaten gözüküyor. O yüzden orada dikkat edecek olursanız AB kirişi daha küçük CD kirişinden, o da daha küçük EF kirişinden, çünkü EF kirişi çap olduğu için en uzun kiriş. Bir diğer nokta gençler, O merkezinden kirişe inen dikme, bakın AB'ye indik dikmemizi, kirişi ortalar. Yani buraya da burası eşit olmak zorunda. Hatta buradan getirin bir tane daha dikme çizin. Demek ki neymiş? Kirişten merkeze inen dikme, kirişi ortalar. Kirişten merkeze inilen dikme. Dikme, kirişi ortalar. Peki gençler, teğete geçtik. Şimdi teğete geçtik. Arkadaşlar teğette ise şöyle çizelim. Bir D doğrusu düşünün. O merkezinden teğetin noktasına indiğimiz doğru, şu doğru parçası diktir. Yani OT doğru parçası diktir. D doğrusudur arkadaşlar. Bu tarz sorularda zaten göreceksiniz sorular, soru tiplerini. Hocam kalem unuttunuz. Evet gençler, kalem unuttuk. O'dan çizdiğin zaman bakın burada ne oluştu? Bir tane dik üçgen oluştu gençler. Bu dik üçgeni şöyle boyayalım, güzel olsun. Görsellik önemli arkadaşlar. Şu şekilde bir dik üçgen oluşturdunuz. Genellikle arkadaşlar Pisagor uygulanır. Hocam örnekler çözerek daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ne demek? Buyurun. O çemberin merkezi. AB kiriş. Verilenleri zaten yazmışlar arkadaşlar. Buna dikkat edin sorularda. Yani şekil üzerinde verilmeyeni siz eklersiniz. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? O merkezinden kirişe inen dikme. Kirişi iki eş parçaya böl arkadaşlar. Yani 14 ile 2'yi toplayın 16 santimetre yapacak. 16'yı da 2'ye bölün 8 santimetre yapacak. O zaman bu arkadaşımız 8 olacak. Bu arkadaşımız da 6 kalacak. Bu 14 yalan oldu, güle güle. Peki burası 10'du. OC 10 santimetre vermişti. Şuraya da 6, 8, 13 üçgeninden gençler. Burası 8'dir. Bize yarıçap uzunluğu soruluyor. Yarıçap sorulduğu zaman O ile A'yı birleştirdim. Şu ifade, yani doğru parçasının uzunluğuna R denir. Pisagor'dan arkadaşlar, Pisagor'dan R kare eşittir 8'in karesi artı 8'in karesi olacak. Buradan R kare eşittir 128. R eşittir 8 karekök 2 santimetre olarak bulursunuz gençler. Doğru yanıt B seçeneğidir. O çemberin merkezi, R yarıçapı, AO 4 santimetre verilmiş. Arkadaşlar AO 4 santimetre yazdım. R 6 santimetre verilmiş. Yukarıdaki verilere göre A noktasından geçen en kısa kirişi soruluyor. Arkadaşlar unutmayın, A noktasından geçen en kısa kiriş
arkadaşlar. Hocam kişir yazdınız. Gençler olabiliyor. Elim sürüştü. Kiriş. AO doğru parçasına dik olan kiriştir. Peki A noktasından geçen en uzun kiriş. Bunu zaten hatırlarsanız yazmıştım. A noktasından geçen en uzun kiriş. Gençler en uzun kiriş çaptır. Bunları yazıyorum. Bir dahakine yazmamanıza gerek yok. En azından öğrenene kadar. Gençler demek ki en kısa kiriş değil. Şuradaki dik olay anlaşılır. Burada 90 derece. Bunu ikiye parçaya bölersiniz. A'ya A. Yarıçap uzunluğunu da vermiş zaten bize. Bunu kullanalım. Burada 6 santimetreymiş. Pardon 6 yazamadım. 6 santimetre. Bu defa Pisagor'dan altının karesi eşittir. A kare artı 4'ün karesi. Buradan arkadaşlar A kare eşittir 20 çıkıyor. A eşittir 2 kare kök 5 çıkıyor. Şöyle bir çerçeve için alalım bunu. Peki A'yı sormuyor bize. En kısa kiriş. Yani aslında 2 A'yı soruyor. Bu durumda gençler şurayı yazıyorum. 2 çarpı A'dan 2 çarpı 4 kök 5 pardon 2 çarpı 2 kök 5 diyecektim. Elim sürüştü. 2 çarpı 2 kök 5'ten 4 kare kök 5 olur. Doğru yanıt E seçeneğidir gençler. AB ve CD kiriş olarak verilmiş. AB diktir CD. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın şu uzunluğu bilmiyorum ya buraya X diyelim. E noktası içeride olmak üzere. Dört çarpı x eşittir 8 çarpı 6. Buradan 4x eşittir 48. X eşittir 12 santimetre olacaktır gençler. Bunu ileriki kazanımlarımla tekrardan anlatacağım. Bakın burada önemli olan nokta şu. Bu x'i 12 bulduktan sonra şuradan merkezini tayin edin. Dikme iniyorsunuz. Neydi gençler? İnilen dikme karşı kenarı iki eş parçaya böler. Yani 12 ile 4'ü toplayın arkadaşlar. 16. 16'yı 2'ye bölün 8. Yani burası 4 kaldı. Burada 8 kalacak. Yani 12 yalan oldu artık. Şimdi aynı mantıkta gençler bu O merkezindeki karşı kenara inen dikmeyi bir daha tekrarlıyorum. Yani şurası 90 derece olsun. 8 ile 6'yı toplayın arkadaşlar. 14. 14'ü 2'ye bölün. 7. Demek ki bu arkadaşımız 7 olacak. Buraya 1 kalacak. Bakın 8 olacak ya. 7. Buraya 1 olacak. Bu 8 artık yalan oldu. Her şeyi çözdünüz. Gençler burada 4 olacaktır şu karşılıklı kenarlar. Çünkü dikdörtgen elde ettik. Bana çemberin yarıçapı soruluyor. Hatırlayın. A ile O'yu birleştirdiğiniz zaman ne oluşmuş oluyordu? R. Yine Pisagor'dan gençler. R kare eşittir 7'nin karesi artı 4'ün karesinden. Buradan arkadaşlar 49 16 daha 65 yapacak. R karekök 65 santimetre olarak bulursunuz. Doğru yanıt A seçeneğidir. O çemberin merkezi. T değme noktası gençler zaten görünüyor. Şimdi buradan indiği zaman neydi hatırlayın? Gençler O'dan T'ye indiğiniz doğru parçası dikti. Yani şurası 90 derece. Buraya R koyarsanız buraya da R koymak zorundasınız. Şimdi Pisagor teoremi uygulayacağım yine aynı mantıkta. Pisagor teoreminden. Gençler yansılıkta da ders var. O yüzden sesleri geliyordur bazen. R artı 6'nın parantez karesi eşittir. R kare artı 6 kare kök 5'in parantez karesi. Bunu açacağız mecburen. Arkadaşlar. R kare birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpı. İki katı ikincinin karesi eşittir. R kare artı o 6 kök 5'in karesi 36 çarpı 5'ten 180 yapacak. Buradan arkadaşlar R kareler cırt cırt. 12R eşittir 144 ise R eşittir 12 santimetre olarak bulursunuz. Doğru yanıt B seçeneğidir. O çemberin merkezi. AB çap. TDM noktası olarak verilmiş gençler. Verilenleri yerleştirelim. CT dik BC o zaten belli. CD 6 santimetre. CD şu küçük parçayı 6 santimetre yazdık. BD 16 santimetre. Burada 16 santimetre yazdık. Yukarıdaki verilere göre çemberin çapı kaç santimetredir gençler? Yine aynı mantıkta bakın. 1. O'dan kiriş eğinden dikme kirişi ortalayacak.
Bunu dikmeye koydum. Bakın farkındaysa 16'yı biraz uzak yazdım biraz. Çünkü şuraya 8, buraya 8 yazacağım. Bu artık 16 yanan oldu. Yine O'dan T'ye dikme çekiyorum. Hatırlayın. Merkezden T'ye doğru parçası dikti. O zaman buraya 14 kalıyor gençler. Zaten burası 14 ise burada 14'tür. Burada 14'tür. Çünkü orada dikkat edecek olursanız yarıçap 14 santimetre olarak bulmuş oluyorsunuz. Bana çap soruyor. Çap 2R olduğunu bizim köyde herkes biliyor. 2R 28. Doğru yanıt C seçeneğidir gençler. O çemberin merkezi. AB kiriş. Verileri zaten yazmışlar arkadaşlar. Yerleştirmişler yani şekil üzerinde. Yukarıdaki verilere göre çemberin çevresi kaç pi santimetredir? Gençler birinci yol haritamız belli. Çevre deyince 2 pi R lazım bize. Yani R'yi bulacağız. Yarıçapı bulalım önce. Bakın yol haritamı belirledim ben. Yarıçapı bulalım. Gençler O merkezinden kiriş eninden dikme. Kirişi iki eş parçaya böler. Yani şöyle yaptığımızda ortalar. Burada 90 derece. O zaman 10 ile 2'yi topluyorum. 12. 12'yi 2'ye bölüyorum. 6. Buraya 4 kalıyor gençler. Buraya da 6 kalıyor. Bu artık bu 10 yanal oldu güle güle. Arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız şurada bir üçgen elde etmiş olduk. Dik üçgen. Hocam Pisagor mu? Bravo gençler. Sizden hiçbir şey kaçmıyor. Şuraya H diyelim arkadaşlar. Pisagor'dan burası 3, 4, 5 üçgen olacaktır. Şimdi bana ne soruyor burada? Yarıçap lazım dedik hocam. Peki şuraya O, A'yı birleştirdim yine. Buraya R diyorum. Pisagor'dan R kare eşittir 3'ün karesi artı 6'nın karesinden R kare eşittir 9 artı 36'dan 45 ise gençler R eşittir 3 kare kök 5. Bu cepte dursun. Ne diyorduk? Çevre 2 pi R'ydi. Şuraya yazalım. Çevre 2 pi çarpı 3 kök 5'ten. Çevre 6 kök 5 çarpı pi olur gençler. Doğru yanıt A seçeneğidir. AB en uzun kiriş. Arkadaşlar AB en uzun kiriş olduğuna göre bu bir kere çaptır. Bakın hemen buraya koydum. Yol haritam belli. Şuraya O merkezini koyduğunuz zaman bunun çap olduğu zaten belli. BAC açısı 30 derece, AC 15 santimetre. Yukarıdaki verilere göre AB kaç santimetredir? Gençler yine aynı mantıkta gideceğim ben fakat önce şuradan bir çekiyorum şurayı. Bunlar hep yarıçap olacak. Burası yarıçap, burası yarıçap, bu da yarıçap. Peki başka ne var elimizde? Burada 30'dur hocam. Çünkü ikizkenar üçgen yakalamış olduk. Buraya 120 kalıyor. Gençler şöyle bir özellik vardı hatırlar mısınız? Onu hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir üçgen düşünün. Burası 120 derece. Burası 30'ar derecelik. İkizkenar bir üçgen olsun. Bunlar eşit. Aynı zamanda buralar A, A ise bu arkadaşımız da A kök 3'tür. O zaman biz buraya R, R dersek gençler yarıçaptır ya bunlar R, R. R'nin kök 3 katı 15 olacak gençler. Buradan R eşittir 15 bölü kare kök 3. Tabi köklü bırakılmaz payda hatırlayın. Kök 3 ile genişletirseniz R eşittir. 15 kök 3 bölü 3'ten 5 kare kök 3 olarak bulursunuz sevgili gençler. AB soruyor. AB zaten nedir AB orada dikkatini çekerse? 2 çarpı R'dir. İse AB uzunluğu arkadaşlar 10 kare kök 3 santimetre olarak bulursunuz. Doğru yanıt D seçeneğidir. Gençler O çeyrek çemberin merkezi olarak verilmiş. C dedik OB. Zaten gözüküyor şekil üzerinde. OD 9 santimetre, DB 6 santimetre. Arkadaşlar bakın buradaki önemli olan nokta şu. OD'nin yarıçap olduğunu görmeniz. O zaman burada yarıçaptır. Burada yarıçaptır arkadaşlar. R burada ne buluyorsunuz? 15. O zaman burada 15'tir. Ben X'e ulaşmak için gençler şuradan O ile C'yi birleştiriyorum. Bakın. Burada 15 santimetre. Hatırlayın ne vardı? Pisagor'dan. Pisagor'dan gençler. 3, 4, 5 üçgeni vardı. 3, 4, 5 üçgeninden gençler. Burada 9, 12, 15 olacaktır. Tabii şu 15 hocam hiç güzel yazamadınız. Haklısınız gençler bakın. Sizin için daha güzel yazmaya çalışıyorum. O zaman X'in de buradan 12 olduğunu bulursunuz. Doğru yanıt D seçeneğidir gençler. O çemberin merkezi, R yarıçapı, OP 12 santimetre, R 20 santimetre. Arkadaşlar yarıçap 20 santimetre. Bakın buna benzer bir soru yine çözmüştük. P noktasından geçen en kısa kirişim uzunluğu kaç santimetredir diyor. P'den geçtiğine göre demek ki kesinlikle ve katiyetle ne olmak zorunda gençler? Dik olmak zorunda.
Yani burası 90 derece. Bu iki eş parçaya böler. 12-16 yıldığında şuradan hemen yakalayabiliyorsunuz. Burası 20 santimetre ise gençler 12-16-20. Yani burası 16. Burası da 16. O zaman en kısa kiriş 2 çarpı 16'dan 32 santimetre olarak bulursunuz. Doğru yanıt D seçeneğidir arkadaşlar. O çemberin merkezi AB kiriş. AC 7 vermiş. Arkadaşlar BC 17 vermiş. Biraz uzağa yapıyorum BC'ye dikkat edecek olursanız. Çünkü yani onu böleceğim ya. OC 5 karekök 2. Onu da şöyle yazalım bulunsun. 1. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Gençler O merkezinden kiriş eğimlen dikme. Kirişi ortalar. Yani şuraya 90 dereceyi kondurduk. 17 ile 7'yi topladık. 24. 24'ü 2'ye böldük. 12 gençler. Demek ki buraya 5 kalıyor. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 12 kalıyor. Yani 17 yalan oldu artık. Şimdi buraya x diyelim. Bana çünkü yarıçap uzunluğu soruyor. Yani şuradaki uzunluk soruluyor arkadaşlar. Burada r diyelim. Önce Pisagor'dan. Hangi Pisagor'dan ama önemli. Önce şu Pisagor'u uyguluyorum. Bakın. Şu boyadığım arkadaşlar şu Pisagor'u uygulayacağım. X kare artı 25 eşittir 5 kök 2'nin karesi. Yani 50. Burada x de 5 kök 2 çıkıyor gençler. Peki r'yi soruyor bana. R eşittir 5, 12, 13 üçgeni vardı. Hatırlayın gençler bunu. 13. O zaman R'de arkadaşlar buradan 5 kök 2 çıktığına göre 5, 5, 5 kök 2'den. O zaman R'de ne olacak? 5, 12, 13. 13 santimetre olacak. Bakın şurada yanlışlık yapmış olabilirim. 5, 5 kök 2 ya x kare artı x kare artı 25 eşittir 50'den. 25 x eşittir 5. Hiç uyarmıyorsunuz gençler beni. Hocam 5 olacaktı. Bravo arkadaşlar. X eşittir. Şunu sileyim. 5. Çünkü x'i 5 buluyoruz buradan. 5, 5, 5 kök 2'den zaten. Oradan da görebilirdiniz. 5, 12, 13 üçgeninden de R'yi de 13 olarak bulursunuz. Doğru yanıt A seçeneğidir arkadaşlar. Bakın sizle beraber çözdüğümü görün.